Şeye geçmek istiyorum ben, şimdi e, Kılıçdaroğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu Erdoğan'ı hedef alan bir e, kaçacak iddiasında bulundu. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nde iki vakıf e, bir yurt yapıyor, e, oraya paralar aktarılıyor. Bu bir kaçış planıdır dedi. Bir haftadır bunu konuşuyoruz, tartışıyoruz, yazıyoruz, çiziyoruz filan. E, Erdoğan'a... Gözler çevrildi. Erdoğan bu konuyla ilgili e, şunları söylüyor. İşte 15 Temmuz'da kimin kaçtığı ortada. Biz kefenimizi giydik. Değişen yok. Bunlar ağa babalarının yalanlarını tekrarlıyorlar. Yani 27 Mayıs'ta da böyle şeyler söylendi anlamında. CHP 27 Mayıs gibi bugün de siyaseti zehirliyor. Kaçacak türü akıl ahlak dışı hezeyanlarla bu iş hiç olmaz kaçacak diyor. Biz son nefesimize kadar buradayız. 15 Temmuz gecesi sen tankların arasından kaçtın. Yani böyle bir siyasette kaçacak tartışması var. Hakan Bey'le başlayalım. Şimdi efendim ben genelde muhalefet bir eleştiri yaptığı zaman o eleştirir. iktidarda da cevabını verir derdim ve derim de. Fakat bu olayda beş sebepten ötürü bir değil. Beş sebepten ötürü bunu diyemiyorum. Çünkü burada... Sürekli bu ayırıyorsunuz Hakan Bey. Yani İstatistik konuş. Kafamda kodladığım için hataları. Şimdi bunu yanlış ve sakıncalı buldum. Neden? Kaçacaklar kelimesiyle. Para konusu değil. Bu para niye gitti diye muhalefet hesap sorabilir. Sorabilir. İktidar da cevap verir. Tatmin ederse eder, edemezse de seçmen takdir eder. Ama kaçacaklar neden yanlış ve sakıncalı? Dünyaya baktığımızda Genelde kimler kaçıyor biliyor musunuz iktidardan gittiği zaman? Krallar ve darbeyle gelmiş diktatörler. Seçimle gelmiş, üstelik 2-3 seçim kazanmış iktidarlar tam tersi kaçmazlar. Mahkemeye bile çıksalar ne diyorsun diye çıkarlar. Kaldı ki burada 16 seçim kazanmış bir iktidardan bahsediyoruz. Bu bir. Yani bu birinci problem. Travma yaratacak bir açıklama. O nedenle söylüyorum. İki, ülkemin imajı. Ben hep çok önemserim. Şimdi ana muhalefet şayet dönüp 22 yıl ülkeyi yönetmiş bir iktidara dünya nezdinde bunlar kaçacak diyorsa o dünya Türkiye'yi o anda temsil etmekte olan aynı görüştesinizdir, değilsinizdir. Ülkemi temsil etmekte olan insanlara o bunlar yani kaçacak hafifletir, hafifletir. Ülkeyi hafifletir, devleti hafifletir. Sakıncalıdır. Üç. Şu laf söylenebilir. Efendim seçimle gelmiş diktatörler de var tarihte. Hayır yok. Hitler e örnek verilebilir. Hitler 1933 seçimlerini kazandı, evet. Ama sonra bir daha seçime gitmedi ki. Diktatör dediğiniz seçim yapmaz. Yapmaz. İki seçim yapar. Seçimde seçim seçim. gelse bile sandığı kaldırıp atıyor. İşte Hitler öyle. Örnek evet. bu. Tabii tabii Hitler örneği için dedim evet. ben. Hadi Mussolini tayinle geldi. Kral Emanuel tayin etti. Vittor Emanuel'i. Kaldı. Ama Hitler seçimle geldiği halde seçimleri parlamentoyu yaktılar. Evet. Meşhur Reichstag yangını diye geçer. Üçüncü problem bu. Dört, seçmen algısı açısından baktığımızda seçmen para konusunda hassastır. Hele böyle bir ekonomik ortamda neticede milletin parası bu. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti devletinin Toprağından altın ya da petrol çıkmıyor birçok Arap ülkesi gibi veyahut Güney Amerika ülkesi gibi. Yani bizim devletimiz milletin parasıyla ayakta duruyor. Vergiyle ayakta duruyor. ağırlıklı olarak büyük ölçüde. Şimdi siz seçmen böyle bir ekonomik ortamda parayla ilgili bir şey söylediğiniz zaman bu para niye gitti diye hesap sorarsanız sizi dikkatle dinler. Ama bunun yanına kaçacaklar diye ilave ettiğiniz zaman bu ülkemin, devletimin ali menfaatleri çıkarları bakımından hele ki bu da beşinci madde oluyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin son altı yıldır özellikle içinde bulunduğu jeopolitik nedeniyle Yunanistan'la problemimiz var. Rusya-Ukrayna savaşındaki politikamız yüzünden Amerika gerilmiş. Kuzey Suriye'de sorunlar var. Doğu Akdeniz'de sorunlar var. Dost diye kabul ettiğimiz NATO, Türkiye'yi düşman ilan etmiş bir örgüte aleni yardım ediyor. Türkiye bu kadar açık ve büyük sorunlar yaşarken kaçacaklar. Türkiye Cumhuriyeti devletinin temsil durumundaki insanları zora sokar. O insanları değil, devletimiz zora sokar. Bu açıdan önemserim. Dolayısıyla bu beş madde maddeyi saydıktan sonra şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Seçmenin enteresan bir terazisi var. Hele ki bu son 8-10 yıldır şu telefonlara sığdı ya internet. Öyle cahil seçmen falan kalmadı. Herkes kendi çapında allame. Herkes kendi ölçülerinde allame. Ölçüyorlar, biçiyorlar. Bu konuştuğumuz şeylerin, ben bunları yeni bir şey söylemiyorum. Emin olun insanların da aklından geçen şeyler bunlar. Büyük kesimin. Muhalefete baktığı zaman ne dinlemek istiyor biliyor musunuz seçmen? Ekonomik bir model geliştirdik. Model şu. Modelimiz de bu. Önerilerimiz şunlar. Ekonomide şunları yanlış yapıyorsunuz. Ya da dış politikada şu şu şunları yanlış yapıyorsunuz. Bunları dinlemek ister. Kaçacaklar dediğiniz zaman bu devlete zarar verir. Siyasi iktidara değil. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nde demokrasi geldiğinden beri başbakanlar geldi geçti. Cumhurbaşkanları geldi geçti. Hepsi hakkında envai çeşit dedikodu duyduk. Hemen hepsi hakkında. Duymadığımız yok. Ben bunun da uzun bir süresini de yaşadım. 15 yaşından bu yana yaşadım. Yani gözledim de. Çok kısa dönem, 3 yıl, 2 yıl, 5 yıl başbakanlık yapanlar da oldu. Mesela bana dava açmasına rağmen Sayın Tansu Çiller bu ülkeye başbakanlık yapmıştır. Bu nedenle Özel bir kişiliği olmalıdır çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devletini idare etmiş hanımefendi. Şimdi dönüp e, ya e, hakkında bir sürü kaçacak. Şunu yaptı, bunu yaptı. Bakın el, siyasi eleştiri başka bir şey. Rahmetli Mesut Yılmaz, Bülent Ecevit, Süleyman Demirel. Bunlar hakkında biz ne diyoruz bugün? Demirel için ne diyoruz? Barajlar yaptı diyoruz, değil mi? Anadolu'ya kalkınma verdi diyoruz. Ne diyoruz? İşte yol yaptı diyoruz, köprüyü yaptı diyoruz. Bunlarla anıyoruz ya. Bunları konuşuyorlar. En azından sevenleri konuşuyor. Bir Türkiye Cumhuriyeti tarihi yazıldığı zaman da birer satır ya da birer paragraf bile olsa bunlarla yazılacaklar. Hiçbirisi şunu çaldı, bunu çaldı diye yazılmayacak. Hem de iki yıl, üç yıl, beş yıl yapanları da kastediyorum. Dolayısıyla bugünkü siyasi iktidar 21 yıl 16 seçim kazanarak ülkeyi yönetmiş. Her şeyini eleştirebilirsiniz. Kaçacaklar kelimesi size de zarar verir, devletime de zarar verir. Peki